Bu kadını ya bile ağladıysız ya. Allah da seni ağlatsın. Allah seni ağlatsın aslında. Şimdi bırakın beddua etmeyi. Gerçeklerden bahsedelim. Gülşah'cığım. Sen nereden geldin buraya? Evinden geldim. Kimin evinden geldin? Ahmet'in evi. Ahmet ve Fatma'nın ve Ahmet'in annesinin yaşadığı evden mi geldin? Evet ablacığım. Sen Fatma ile Ahmet evlendiğinden beri onlarla beraber mi yaşıyorsun? Evet. O evde üçünüz beraber yaşıyorsunuz. Evet. Peki programda bu konu işlenmeye başladıktan sonra Ahmetler seni sakladılar mı? Sakın ortaya çıkma dediler mi? Hayır demediler. Ne dediler? Dur dediler. He? Dur dedi. Hayır. Sen evde kal, aman sakın onlarla konuşma, burada olduğunu söyleme dediler mi? Dediler. He? Ne zaman dedik? Gözün ele etme. Söyle ne zaman? Ya söyleme. O gözün çıkardı lan. O gözün çıkardı lan. O kadın senden kokuyor ama ben kokmam. Gel erkeksen gider çarşıya. Her yerde buluşur akşamda Ahmet. Her yerde. Ben yine bir adayım. Gülşah. Şimdi... Ahmet'le kaç yıldır berabersiniz? 7-8 sene. 8 senedir. Nasıl tanıştınız? Acilde rastladık. He? Akşamüstü acilde. Acilde tanıştınız. Sonra beraber olmaya başladınız. Evet. Hı hı. Bu ilişkiden çocuklarınız dünyaya geldi. 2 tane. Sen bu ilişkide, bu evlilikte mutlu muydun? Mutluydum. Hı? Mutluydum. Mutluydun. Ahmet'i seviyor muydun? Seviyorum. Senin de zihinsel engelin var mı? Var. Peki bu sevdiğin adam Fatma ile evlendi. Evet, evlenmiş. Evlenmiş. Sen bunu nasıl öğrendin? Ya ben köye geldim. Yok, bana dedi ki ben dedi hapse gireceğim dedi. Hı hı. Sen dedi git dedi annenlerde kal dedi. Ben çıkasıya kadar dedi. Ben gittim. Bunun birkaç gün sonra bir sabahı evlendiğini duydum. Ben cezaevine gireceğim demişsin. Sen annenlere git mağdur olma. Ama sen halbuki düğün dernek yapıyorsun. Değil evet, mi Ahmet? Evet. Bu yalanı söyledin mi? Söyledim. Seni annenlere gönderdi. Sen düğün yaptığını görünce geldin. Evet. O düğünden geldim. Sonra beraber yaşadınız mı üçünüz? Evet. Hı? Yaşadık. Üçünüz beraber Fatma, Ahmet, sen. Evet. Kayınvaliden, bir de 2 çocuk. Evet. Hep beraber aynı evde yaşıyorsunuz. Hı hı. Değil mi? Peki Ahmet sana sakın sesini çıkartma. Sakın huzursuzluk çıkartma diye şiddet uyguladı mı? Seni dövdü mü? Hayır, dövmedi ama söyledi. Ben dedi evlendim dedi. Hı hı. Ben dedi hatta Fatma'ya da karışma dedi. Fatma'ya karışma. Falan dedi. Sana hiç vurur muydu? Bazen. Bazen? Vururdu, evet. Fatma olmadan önce ve Fatma'dan sonra da dayak atar mıydı? Atardı. Ne diyordu mesela? Kızıp da mı atıyordu? Evet. Eve git para getir diyor muydu sana? Demiyordu. Ya da çocuklarla git sokakta dilen falan der miydi? Hı? Dilencilik yaptırdı mı? Hayır. Ama birçok kişi ihbarda bulunuyor. Ahmet Gülşah çocuklarla dilendiriyor diye. Onu duymadım. Kayınvaliden de sana şiddet uyguluyormuş. Bazen uyguluyor. Kayınvaliden sana vuruyor. Şiddet hani böyle vuruyorlar, morartıyorlar, canını acıtıyorlar mıydı seni? Hı hı. Git ha? Diyorlardı bana. Git diyorlardı. Kaynanamla Ahmet bana git diyorlardı. Ben evlendim diyordu. Ben evlendim, sen buradan defol diye seni dövüyorlar mıydı? Evet. Sen gitmiyordun. Ben çocuklarım için yaşıyordum abla. Peki, seni evden kovup, sen gideceksin, çocuklar burada kalacak diyorlar mıydı? Hı? Evet. Sen o evden giderken çocuklarını alabilir misin? Alıyordum. Alıyordum, Ahmet gelip çocuklarımı alamazsın diyordu. Onlar hı? Benden diyordu. Onlar benim çocuklarım. Ama mesela Ahmet ile Fatma dediler ki o hep kaçardı, dostu vardı onun dediler. Hayır. Ya yürü git yalan. Be. Kaldım ben gittim Faruk'la kaldım otelde değil mi? Yalan. Ha sus tamam. Hmm. Siz Leyla abla barlanacak merak etme.
Ağzını yanını kıracak. Sen bak bir etme. İftira atıyorlar. Sanki sen sürekli evi terk eden biriymişsin gibi. Yalan abla. Çocukları terk eden bir anneymişsin gibi anlatıyorlar. Yalan. Niye sus diyor lan? Bu kadın ne diyor? Beni dövdükleri halde ben o evden gitmiyordum diyor. Benim doğru mu değil mi? Var. Bak, evet. Gülşah. Peki sen o evden çıkmak için, çok özür dilerim. Sen o evden çıkmak için dün kimi aradın? Annemi. Ne diye aradın? Anne dedim, gel beni al dedim. Beni burada bırakmıyorlar, bırakıyorlar dedim. Ve beni dedim, İbrahim abi dedim, yollamıyor dedim. İbrahim seni niye yollamıyor? Yağmur yağıyordu. Bırak yağmurdan dolayı. Anne gelin beni bu evden aslında kurtarın diyorsun. Evet. İbrahim'le senin ilişkin ne? İbrahim bu arada Ahmet'in... Neyi oluyor? Abisi. Abisi oluyor. İbrahim niye seni salmıyor, bırakmıyor? İbrahim de seni seviyor mu? Ha? Yani sevdiği için mi bırakmıyor seni? Yani hem sevdiği için bir şey başına bir şey gelmesin. Başına bir şey gelmesin diye. Dün seni evden kim çıkarttı? Jandarma geldi. İki ekip jandarma geldi, beni öyle aldılar. Jandarma ile sen çıkarken çocukları aldın mı? Alacaktım. Niye alamadın? Bırakmadılar ki abla. Kim bırakmadı? Herkes. Herkes kim? O evdeki İbrahim abiyle kaynanam. İbrahim ve kaynanan çocukları bırakmadı. Sana sen bu evden gidemezsin dediler mi? Demediler. Bu evde kalacaksın dediler mi? Dediler. Ha? Bu evde yaşayacaksın bizimle dediler mi? Dediler. Çocukları sana niye vermediler? Benim değilmiş. Öyle diyorlar herkes. Çocuklar bir kere senin, onların değil. Sen bu İbrahimlerin evinde kalır mıydın? Kalıyordum. Bunlar yukarıda kalıyorlardı, ben aşağıda kalıyordum. İbrahim evli mi? Değil. Değil. İbrahim senin neyin? Abim. Abin değil sadece. Abim. Hı? Abim. Kollarına bakabilir miyim? Bu kollarını kim yaptı? Ben yaptıydım. Her şeyi çocuklarım için yaptım abla. Aşık Hanım, adamların da onun gözlerine baksın, takip etsin. Gülşah Hanım, öncelikle korkmayın. Ben Ahmet'ten çekindiğinizi düşünüyorum. Şuradan da seslenmek istiyorum. Bulunduğunuz köyün ismi neydi? Aydınlar Köyü. Aydınlar Köyü'nün muhtarına seslenmek istiyorum. Hanımefendinin anlattığı gibi dün o köye bu kadın evden jandarma eşliğinde çıktıysa... O evde hiçbir bağı bulunmayan resmi anlamda biyolojik baba olduğunu iddia eden birisi var ama o iddia boyutunda hiçbir karar yok. Hanımefendi evli, nüfusta çocukların kimlikteki babası burada oturan şahıs değil. İbrahim o çocuklar için X, babaanne X babaanne. Kadın evden çıkarken 3 aylık bebeği kucağından ayırmaya ne kanun buna müsaade eder? Ne vicdan buna müsaade eder, ne örf adetimiz müsaade eder. Ben muhtara seslenmek istiyorum. Ya ben de seslenmek yapılıyor. İstiyorum. Buradaki engelli durumunu ortaya koyabilecek kadar... Sen geç canım. Biraz öteleyin. Bu sağlık raporları bu kadar ben çabuk nasıl alınıyor? Senin ablası geldi mi? O Gülşen'in. Çıkmayacak abla. O çıkmak istemiyor. Ama korkma telefonla Gülşah, şurada ekranda... Anlat. Ekranda. Her şeyi anlat Gülşah. Bak şimdi burada o evlatlarını senin konuşacağız kucağına da, gidip... Bir abla gelsin, mikrofonu da eline alsın. Kucağına. Ekranda gözükmeden yaşadıklarını anlatsın. Gülşah'cığım. Efendim abla. Senin korku... Hiçbir şeyden korkma. Sen yalnız değilsin ki bak buradasın. Canım o gözükme seni o evde tutuyorlardı değil mi? Bak Ahmet bu akşam görüşecek. Tamam. Bu akşam dediğin yere gel. Kafirli konuşmayın. Şimdi, şimdi normalde tehdit gibi algılanır ama çok bir haklı ben olsam ben de onun gibi yaparım. Için yapılan Fatmacığım, bir serzeniş şimdi karşındaki evet, Melahat abla. Annem bir dakika konuşayım söz veren ben sana söz vereceğim ama ne olur bir izin ver. Rica ediyorum izin ver. Neden? Duramıyor işte geveze o. Bırak gevezeyi. Şimdi Gülşah konuşamıyor. Kendinde duygularını zor ifade ediyor. Sizin söylediğiniz ona gitti, Ahmet'e gitti, Mehmet'e gitti gibi bazı yalanlar vardı ya. Hani bu kadını suçladığınız. Bir kere bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Nasıl çıktı?
Bayağı çıktı. Kim söyledi? Gülşah, Ahmet ve seninle kayınvalidenle yaşadığın evde sizinle beraber yaşadı. Hatta ara ara senin abinin üst kattaki evinde kalıyordu. Değil mi Ahmetciğim? Ben şunu istiyorum, tek istediğim şey. Hiçbir şey isteme. Doğru mu değil mi? Gülşah, benim çocuğum hastaneden bırakıldı. Hangi bir adama gitmiş, onu bir söyleyin. Kime sen gitmiş? Boş ver. Sen Gülşah'la beraberken, Gülşah'ı evliyken, kaçırırken, Gülşah'a iki çocuk yaptırıp bir aylık bebek kucağındayken sen hangi kızı kaçırdın, onun cevabını ver. Bak ortada. Ben sevdiğim kızı kaçırdım. Bırak onları sen. Sen onları bırak. Tamam. Bu kadının bu evden çıkmasına sen ve abin izin vermiyorsun. Esra'la. Gülşah'ın. Gülşah. Evet. Gülşah 3 gün önce kimin yanındaymış bir söyleyeyim. Esra bırak. 3 gün önce de sizin evdeydi. Kimin yanındaymış? Dün niye jandarmayla çıktı Ahmet? Ben bilmiyorum niye çıktı. Dostunda dediğiniz kadın niye sizin evinizdeydi? Bunun bir sürü dostu var. Bu kendi biliyor. Bir dakika, oradaydı buradaydı dediğiniz kadın neden sizin evinizdeydi? Neden abinin evindeydi? Çocukları görmeye gelmişti. Hangi yalan. Çocukları görmeye geldi? Kişi o evden dışarı çıkmadı Gülşah. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Tamam abla sensin o zaman.